Evet değerli dostlar, 1 ve 2 numaralı standımızda örnek vereyim dağıtımı yapılmaktadır. Kürt böreği, kurban böreği, börek akı. Değerli dostlar. Evet dostlar, şu anda 2 numaralı standımızda öz kurban böreği, şeyman, alıkan börek dağıtımı yapılmaktadır. Abi tam yerine geldi. Karasalan'ın toprakla ilk buluşumunda bereketliğin simgesi olarak dağıttığımız hayır lokmamız, memleketimizin ağlı kömbesi, Hızır lokması niyazımız Rengo Mehmet'in bereketli ellerinde yoğrularak bugün bir sektör haline gelmiştir. Ve bugün burada bir arada olmamıza vesile olan başta Rengo Mehmet namı diye Rengo Mehmet olmak üzere Alişan Efendilere, Delil Şengiloğullarına, Rıza Efendilere, Çoğmaklı Kamil Ağırgünlere, ikinci nesil doyanlarımız Hakkı İbrahim Gürbey kardeşlere, Ali Enüllere, Şükrü Alkanları, Süleyman Yazgülleri, Celal Yıldızları ve tezgahları başında vahşice katledilen Yaya İrtenleri, Kemal Alkanları saygıyla anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Saygıdeğer dostlar, ilk başlarda Külenk içerisinde satılan, sonra el arabaları içerisinde satılan Kürt böreği 1970'lerde Hakkı İbrahim Gürbey'in girişimiyle ilk Kürt böreği salonu açılır. Bu bizim mesleğimizde dönüşümün başlangıcı sayılır. Bugün yenilikçi bir jenerasyonla meslek daha ileri gitmiş ve İstanbul'da yaklaşık olarak 5000'in üzerinde Kürt böreği işletmesi bulunmaktadır. Mesleğin ilk sahipleri bilinciler olsa da 1980'lere kadar bu meslekte Kiyoğullar, Karakoçanlılar ve Dersimler çalışmaktaydı. Fakat 1980'lerden sonra yoğun göç nedeniyle başta Bingölüler olmak üzere Erzincanlılar, Ağrılılar, Vanlılar, Muşlular, Erzurumlular ve meslekte yerlerini aldılar. Değerli dostlar, bizde kadim Mezopotamya'nın halkları olarak hep çok kültürlükten, din, dil ve anane mozeyinden beslendik. Bunların hep savunucusu olduk.
mücadelesini verdik. Bu uğurda ağır bedeller ödedik. Fakat bizler hep sömürülen, asimile edilmeye çalışan taraflar olduk. Bunun en çarpıcı örneği de aşımız, işimiz, değerimiz olan Kürtleri isminin üzerinde olan faşizan oyunlardır. Fakat bilinsin ki bizler asla ve asla bu Kürtleri emekçiliği olarak buna müsaade etmeyeceğiz ve bu alandaki mücadelemizi sonsuza dek sürdüreceğiz. Fakat bu konuda hem üzgün hem de sistemkarım şahsım olarak. Çünkü hala bazı meslektaşlarımızın dükkanlarında fiyat menülerinde Türk böreği yerine Kürt böreği yazmaktadırlar. Ekmek yediğimiz mesleğimiz, ekmek yediğimiz mesleğimizi eksik telaffuz etmek bana hem acı hem de çok düşündürücü geliyor. Şunu belirtmek isterim ki verdiğimiz bu mücadelede hep yanımızda olan ve bu festivalin düzenlemesini sağlayan Kayder'e huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir görebiliyorum. Evet değerli dostlar, börek dağıtımız devam ediyor. Değerli dostlar, 1 ve 2 numaralı standımıza elmalı kempöre.